ve alıcısı. Eşeği biri satın almak istiyormuş. Eşeklerinden biri ölen bir köylü yeni bir tanesini almaya karar vermiş. Demek ki adamın birkaç eşeği var. Hayvanların satıldığı pazara gidip bir eşek beğenmiş ve sahibiyle anlaşma yapmış. Anlaşmaya göre bizim köylü eşeği evine götürüp birkaç gün deneyecek, yük taşıyıp taşıyamadığına bakacak ve ondan sonra gelip sahibine ödeme yapacakmış. Buna anlaşma deniyor. Yani anlaşıyorlar benimle. Evet. Köylü eşeği alıp eve götürmüş ve bahçede diğer eşeklerin yanına bırakmış. Eşek gidip bahçedekilerden en aptalını ve en fazla yemek yiyenini kendine arkadaş olarak seçmiş. Yani çiftçinin ahırında bulunan eşeklerden en aptalını seçiyor yeni gelen eşek. En aptalını evet. Bunu gören köylü onu alıp hemen sahibine geri götürmüş. Niye götürmüş? Yeni gelmiş eşek ahırdaki eşeklerin yanına konuyor. Konar konmaz, bağlanır bağlanmaz, eşek gidiyor, ahırda daha önceki eşeklerin en aptalıyla yan yana duruyor. Bunu gören adam hemen eşeği alıyor, geri sahibine götürüyor. Niye? Bağlanıyor ama eşek hala kaçıyor. Bundan bunu mu anlıyor musun? Şimdi, o onunla konuşunca o da onu öyle... Kafasına öyle bir şeyler yapacak şeyler geliyor. Kaç bir şeyler yap. Ben kaçamıyorum. Öyle şeyler gibi. Ha, eşek ona öyle mi şeyler söylemiş? Söyler mi lan? Eşek söyler mi? Peki bakalım neymiş. Adam eşeği alıp hemen sahibine götürmüş. Satıcı oldukça şaşırmış bir şekilde. Ne oldu da geri getirdin hemen hayvanı? Bu kadar kısa zamanda nasıl denedin yük taşıyıp taşıyamadığını demiş. Köylü ise bir şeyle denememe gerek kalmadı. Seçtiği arkadaştan anladım ben onun ne yapıp ne yapmayacağını diye yanıtlamış. Eşek geldi onu birini kendine arkadaş seçmişti ya. Deliği seçmişti, en aptalı seçmişti. Demek ki diyor adam bu da aptal. Bu aptal gibi işe yaramaz. Peki biz buradan ne anlayacağız? Baba sen siz sizin sözünüzü mü kestik? Affedersiniz, özür dileriz majesteleri. Buyurun. Hani bağlı, eşek bağladı ya. İşte eşek ama kaçıyor, sağ olanı yanında yan yana Allah Allah. Öyle mi olmuş sence? Evet. Sence? Bence. Yani iyi arkadaş seçmeliyiz, akıllı arkadaş seçmeliyiz, çalışkan evet. Arkadaş seçmeliyiz demek. Adam, çok uslu bir arkadaş seçmeliyiz. Adam eşekleri tanıdığı için. Diğer eşeklerin, eski eşeklerin, eski eşeğin tembel olduğunu, çalışkan olduğunu, yaramaz olduğunu, inatçı olup olmadığını biliyor. Yeni gelen eşeğe de bakıyor, en aptal hayvanın yanına gidince diyor ki kendi kendine ha, hani bizde bir şey vardır. Hacı'yı bulur Mekke'de, hayvanı bulur çöplükte diye. Böyle bir atasözü var. Hep böyle oluyor değil mi? Tam bir şeyin ortasında zil çalıyor ya da başka bir şey oluyor. Sözümüz yarım kalıyor. Bugün de yine sözümüz yarım kaldı. Yani bize düşen nedir? Arkadaşımızı iyi seçeceğiz. Güzel ahlaklı birini seçersek güzel ahlakımız olur. Çirkin ahlaklı birini seçersek çirkin ahlakımız olur. Yani üzüm üzüme baka baka kararır ya. Bu adam eşeğini öyle seçmiş. Onun için geri götürmüş vermiş. Biz de arkadaşlarımızı güzel insanlardan seçelim ki bahtımız da güzel olsun. Bundan sonra çocuklarla birlikte eğer siz de beğenirseniz böyle masal ortamında bulunacağız. Masal okuma ortamında bulunacağız. Umarım herkese. Hey, uyum geldi. Uyum mu geldi? Bitirdik zaten çocuğum. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.